Merhabalar. Hatta aslında benim için iyi geceler. Saat 12.30 bir falan. Ee, birkaç gündür biraz keyifsizim. Biliyorsunuz ben de tedavi sürecindeyim. Bazen çok halledemiyorum. İşte birkaç gündür keyifsizdim. İşte video çekeyim, çekmeyeyim. işte şimdi çekerim, sonra çekerim derken. Durdum, durdum. Gece 12.30'u buldum. Çünkü az önce güzel bir haber aldım. Ama söylemeyeceğim. İşte kitap okuyalım dedim birlikte. İkinci bölüme geçeyim. Uzatmayayım. Çünkü bana kalırsa ben videoları sonradan izliyorum. Ben şımarıklıklar, şımarıklıklar. Bu nasıl depresyon ben de bilmiyorum. İşte yapıyorum ben öyle bazen. Beni tanıyanlar biliyor yani. İşte ben. Ağladım mı tam ağlarım. Güldüm mü tam gülerim. Tamam. Ağlamak falan yok. Gülmek yok. Kitabımızı okuyoruz. Günlük yayını de yapmış olduğuma göre. Konuşmadan duramıyorum ya. Yani merhaba de. Videoya başla. Kitabını oku. Yorumunu yap. Git. Değil mi? Susmuyor. <laughs> Bilgisayar. Kendi yani kendime konuştumun Ispatı var videoda. Tamam. Açlıyorum. <laughs> İkinci bölüm kurban kişilik. İkinci bölüm kurban kişilik. Gülerken söyledim belki anlaşılmadı. Kurban için her olay bir krizdir. Denizin ortasında deliklerden su alan bir teknedir ve kurban delikleri kapatmak yerine sürekli suyu boşaltır. Kurbanlar temelde kendileri için üzülen insanlardır. Bu neden hep benim başıma geliyor? Ya da zavallı ben, hiçbir şey yolunda gitmiyor. Çoğunlukla herkesin ya da en azından belli kişilerin size karşı olduğu hissi vardır. Çaresiz hissedersiniz ve hayatınızın kontrolü sizde değilmiş gibi gelir. Derinlerde bir yerlerde kendinizi diğerlerinden aşağı hissedip kendinize gerçekten değer vermediğinizin farkındasınızdır. Hedeflerinizi düşük tuttuğunuzu, hatta onlara ulaşmayı bile kendinizden beklemediğinizi görürsünüz. Dahası kendinizde sizi yenilgiye uğratacak birçok davranış davranışı gözlemleyebilirsiniz. Şimdi kendini yenilgiye uğratıcı bu davranışlara bir bakalım. Genellikle derslerini tamamlamadan okulu bırakmak, veya iş görüşmelerinden önceki gece sarhoş olmak gibi türlü davranışlarla hedefinize ulaşmadan pes edersiniz. Kendinizi kaybetmeye hazırsınızdır. Kendini yenilgiye uğratacak başka bir davranışta da hastalık, hastalıklardır. Genç bir kadın danışan finans sınavlarından önce hep çok şiddetli migren ağrıları çekiyordu. Bu ona sınavlarının iyi geçmemesi için kabul edilebilir bir bahane sunuyordu başka bir erkek danışanın başarıyla arasına hep alerjileri giriyordu. Pis işe, kurban kişiliğin kolaylıkla bahane olarak kullanabileceği bir sürü hastalık yaratabilme gücüne sahiptir. Kurban kişiliğini anlama konusunda anahtar kelime bahanedir. Eğer kurban kişiliğe sahipseniz her duruma uygun düşebilecek kamyon dolusu bahaneniz olduğunu görürsünüz. İşin aslı Başarısızlık için bahaneler üretme ve rasyonalize etmek için kullandığınız inanılmaz yaratıcılık ve hayal gücü başlı başına takdir gerektirir. Bahanelerin sebebi başarısız olmak istediğinize bilinçli olarak inanmamanız, inanmamanızdır. Başarılı olmak istediğinize bilinçli olarak inanmamanızdır. Ama bilinçaltı seviyede başarısız olmaya programlandığınızdan ötürü her başarısızlığı rasyonalize etmek için bahaneleri kullanmayı öğrenmişsinizdir. Böylelikle başarısızlığın gerçek sorumluluğunu almaya gerek kalmaz. Bahaneden sonraki adım suçlamadır. Kendi hatalarınız, sorunlarınız ya da baş başarısızlıklarınız yüzünden genellikle başkalarını suçladığınızı fark edebilirsiniz. Bazı kurbanlar hayatlarının tam bir felaket olmasını da başkalarının suçu olarak görür. Buradaki en bilinen oyun cümlesi sen olmasaydındır. Bu cümle senin yüzünden mutsuzum ya da senin yüzünden başarılı olamıyorum gibi çeşitlenebilir. Suçlama özelliği gücü başkasına devrettiği için kurbanın aşırı derecede çaresiz hissetmesine hizmet eder. Nihayetinde güç sende değilse hayatında kötü giden her şey Başka birinin hatası yüzünden olmalıdır. Suçlama oyunu ailede öğretilir ve oynanır. Sürekli olarak bu kimin suçu diye bakmayı öğrenen çocuklar başkalarını suçlama ve kendi davranışlarının sorumluluğunu almama çerçevesinde düşünmeye başlarlar. Çocukların algıları çok açıktır. Davranışları da psikolojik oyunları da taklit yoluyla öğrenirler. Bu oyunları öğrendikten sonra onları tam da onlara bunu öğreten kişilere yani ebeveynlerine karşı oynarlar. Çocuklar sadece davranışı değil tutumları, hayata bakış açılarını ve öz kimliklerine taklit ederler. Kurban kişiliği aile tarafından öğretilir, pekiştirilir ve teşvik edilir. Siz bir kurbansanız size sistematik olarak çaresizlik öğretilmiştir. Kurban kişiler sanat veya iş dünyasında da inanılmaz yeteneklere sahip olsalar da her zaman onları geriye çeken bir şey vardır. Bu şey çoğunlukla uyuşturucu, alkol ya da başka bağımlılıktır. Kurban kişilerin bağımlılık bağımlılık kişilikleri taşıdığı görülür. Kendilerini içlerinde başkalarına bağımlı ve koltuk değneği arayan zayıf kişiler olarak hissederler. Kurban ailesindekiler genellikle sevgiyle acıma duygusunu birbirine karıştırır. Kendilerini kurtaracak yani acıyıp hayatlarını kurtaracak kimseyi kendilerine çekmek için zayıf görünecek hayatların zayıf görünerek hayatlarını geçirirler. Bu kurban bir kişi için sevgidir. Bütün kurbanlar ilk tanıdığınızda zayıf görünmez. İç dünyalarında kurban olup dışarıdan güçlü ve kendine güvenli görünen hekimlerle, doktorlarla ve iş adamlarıyla tanıştım. Aslında kurban kişilikleri hayatın her alanında, her yaştan, cinsiyetten ve sosyoekonomik gruptan kişide görülebilir. Ancak kendimize ya da başkalarında kurban kişiliği tespit etmemize yarayan pek çok ortak özellik ve dilsel kullanım vardır. Burada da e, yine özellikle üstüne basta şey benim diğer videolarımda da söylediğim gibi önce kendimizi tespit etmeliyiz. Kendimizdekini nasıl tespit edebiliriz? Kurban mıyız, değil miyiz? Onları öğrenmeye çalışıyoruz, devam ediyorum. Bunlardan psikolojik destek arayışı hemen kendini belli eder. Alkolikler sıklıkla uyuşturucu madde karşısında kendi kontrollerini kaybettiklerinden bahsederler. Bu durum hayatlarını pek çok kısmı hakkında nasıl hissettiklerini bize yansıtır. Her şey üst üste geliyor sendromu. Her şey üst üste geliyor sendromu asla başarılı olmamanın, çaresiz olmaya devam etmenin sessiz ve sinsice ilerleyen karmaşık bir yoludur. Akıllıca uygulandığı zaman başarısızlık asla kurbanın elinde değilmiş, her zaman kendi kontrolü dışındaki şartlar yüzündenmiş gibi görünür. Bu kişiler sürekli havanda su döverler. Durmaksızın hayatlarındaki su sızdıran teknelerin deliklerine yama yapmaya çalışırlar. Kurbanı dinlediğinizde başka hiç kimse onun kadar çalışmıyor, kimsenin onun kadar sorunu yok ya da ondan daha kötü talihi olmaz dersiniz. Arka arkaya gelen krizleriyle hayat onları sürekli alt üst eder. Her zaman meşgul görünürler ama aslında sadece akıntıya kürek çekerler kendi bataklıklarında debelendikçe daha da aşağı çekilirler. Kelly her şey üst üste geliyor sendromuna bir örnektir. Eşinden boşandığında ailesinden kalan evi, hayvanları, iki arabası ve kızıyla hayatına devam ediyordu. Çalışmak zorunda bırakıldığını söylüyor, hiçbir şey yapacak vakti olmadığından şikayet ediyordu. Aslında onun yerinde olan boşanmış birçok anne kendini şanslı hissederdi yarı zamanlı işinden ayda bin dolara kazanıyor ve çocuk içinde nafaka alıyordu. Ama bu genç kadın sürekli bunalmış hissediyordu. Daha yakından baktığınızda her şey üst üste geliyor. Sendromunun işaretlerini görmeye başlarız. Kelle kurban olmaya programlanmıştır. Her şey üst üste geliyor sendromu. Kendiyle ilgili bu algısını kuvvetlendirmeye hizmet etmektedir. Sanki koca denizin ortasında su alan bir teknedir her durumu bir krizi olarak görmektedir. Ortada bir kriz yoksa da hünerlileriyle çekip bir tane çıkarmaktadır. Mesela hayvanları çok sever ve etrafındaki herkes onun hayvanları ne kadar hayvanlarla ne kadar iyi anlaştığını görüp takdir eder. Aslında kili daha çok yaralı sokak hayvanlarına parantez içinde onlar da kurban olduğu için yakın hisseder ve onları kurtarmaya uğraşır kurban kişiliğin devreye girdiğini gösteren başka bir ipucu da budur Keli kendi hayatında kriz yaratmak için çaresiz ve yaralı hayvanların dramını kullanmaktadır Keli ailesiyle hafta sonunda kamp yapmak için incelikli bir plan hazırlıyor aile kamp alanına önceden gidip Keli ve kızını endişeli bir halde bekliyor Eski eşe yolculuğa geç kalınmaması için çocuğa eve tam zamanında getirmesi konusunda uzun uzun talimatlar verilmiştir. Adam çocuğu eve getirdiğinde keleği delirmiş bir halde buluyor. Hem de bir tavşan yüzünden. O anda bütün planlar yatıyor ve uzaktaki aileye haber bile verilmiyor. Neden? Çünkü tavşanlardan birine ata etmiş. İsterseniz hayatınızda bir sürü kriz, yani teknedeki çatlakları yaratmak için kelinin basit bir projeyi nasıl kullandığına göz atalım. <laughs> bir hayvanın e, zarar görmesi de bir kriz değildir diye bir şey de yok tabii ki. Burada anlatılmak istenen o değil. E, konuyla alakasız bir durum mu? E, bir kriz haline getirip? Ee, yaşayacağı iyi şeylerden bile kendini mahrum etme durumundan bahsediliyor. Tabii ki bütün canlıların yaşayacakları bütün olumsuz şeyler krizdir. Kriz değilse de e, üzücü bir durumdur. Çözülmesi gereken bir durumdur. Ama onun kriz yaratmış olmasından bahsediliyor. Bu arada tavşanları ve hayvanları tabii ki es geçmiyoruz. Onları önemsememezlik etmiyoruz. Asla varsa öyle bir izleyicim bence beni takip etmeyi bırakabilir. Sevinirim. Tamam, hayvan hayranseverliğim bırakıp devam ediyorum. Ertesi kış, ertesi kış yemek masrafından tasarruf etmek için kelenin aklına yaratıcı bir fikir geliyor. Çiftlikte tavşan besleyip kışın onları yemek. Çiftlikte tavşan besleyip kışın onları yemek. Bu bu, bu fikir masum bir proje gibi görünüyor. Bana hiç öyle görünmüyor. Tavşan yemek masum değil. Tavşan bakılası sevilisi bir şey. Neyse. Keli çiftlikte tavşan beslemeye ee, sonunda da onları yeme projesi üretiyor. Fakat Kelly kendini kurbanlaştırma konusundaki üstün yeteneğiyle tavşanlarla ilgili olarak arka arkaya bir sürü olay çıkartıp kendini kurban rolüne sokuyor. Tavşanları kafeste beslediği için onlara acıyor. Acıma etkeni. Ve tavşanlar özgür hissetsin. Kendini kapana kıstırılmış hissetmesin diye onları salmaya karar veriyor. Unutmayın ki olayın en başında tavşanlara bakmak için değil onları yemek için alıyor. Tabi tavşanlarını özgün bırakınca sorunlar baş gösteriyor. Neredeyse her gün bir atın tavşanı ezdiği, köpeğin tavşanı ısırdığı ya da başka bir tavşanın arabanın altında kaldığı çeşitli krizler ortaya çıkıyor. Sanki bu kadar karmaşa yetmiyormuş gibi bir de tavşanlar komşuların bahçesindeki sebzeleri yemeye başlıyor. Teknedeki çatlaklar katlanarak çoğalıyor. Komşular şikayet etmeye başlıyor. Kurban kendi zorbalıklarını işte bu şekilde yaratır. Kurban üçgeni çizimine baktığınızda bunu görebilirsiniz. Artık keli kendini masum kurban pozisyonuna yerleştirebilir. Ben sadece bu masum tavşanların kafeste kapalı kalmasına son vermeye çalışıyorum diye masumca kendini savunuyor. Kelinin sahip olduğu tavşanların bahçesindeki Sebzelerini yediği komşu da bütün emeklerin boşa gitti diye kurban gibi hissediyor. Kızgınlığı gayet anlaşılabilir olan komşu Kelly'e nasıl hissettiğini dile getiriyor. Kelly adamın öfkesi karşısında kurban gibi hissediyor ve kavga devam ediyor. Aynı durum bahçesi olan diğer komşularla da yaşanıyor. Böylece teknede daha fazla çatlak oluşuyor. Kelly hayatındaki bu küçük olay yüzünden normal şartlarda onu destekleyecek olan komşularıyla yıllarca sürecek sorunlara zemin hazırlıyor. Kış yaklaşırken keli yakacak odun ihtiyacını düşünmeye başlar. Şimdi tekne ciddi ciddi su almaktadır. Komşularıyla arası iyi olsaydı mutlaka onlardan yardım alabilirdi. Aslında keli için daha basit olan çözüm kışlık yak yakacağını satın almaktır. Ama gerçek bir kurban durumu asla bu şekilde yönetmez. Keli ormana gidip kendi odunlarını kendi kesmeye karar verir. Kışın devam ettirilebileceği harika bir kurban senaryosu yaratmaya karar verir. Testere çalışmaz, arabası bozulur, kimseye yardıma gelmez ve liste uzayıp gider. Keli her şeyi kendi başına yapan güçlü ve özgür kadın imajını koruyabilir. Kurbanın kendi kendini dışarıya güçlü gösterdiği bu tablo bir klasiktir. Ancak bu kurbanlara daha yakından bakıldığında aslında baştan beri hiç olmaması gereken büyük engelleri kendilerinin yarattığını sonra da onları nasıl zorluklarla aşmış gibi göründüklerini fark edersiniz. Kurban kişiliğin suçlayıcı yönünü anlamak çok önemlidir. Kurban başkalarının suçlama yoluyla sürekli çaresiz kalır. Teknesindeki çatlakların sorumluluğunu üstlenmez. Şimdi Kelly'ye tekrar bakalım. Bu konuyu ondan dinleyecek olsanız komşularım hiç hassas insanlar değil. Tavşanlara gönderme yaparak söyler bu cümleyi. Hayvanlar da onların umurunda değil diyerek kendini haklı çıkarmaya çalışır. Bu yola onlar hakkında kendi uygunsuz davranışına yönelik tepkilere dayalı yanlış bir varsayımda bulunur. Bu kişimleri tanımlarken ağaçlara bakarken ormanı görmeyen, yani detaylara takılıp bütün kavrayamayan, bütünü kavrayamayan tanımı uygun olur. Kurban sanki sadece kendi dar dünya görüşünü gösteren at gözlükleri takmaktadır. Kurbanlaştırmaya devam ettir, ettirense sürekli başkalarını suçlama davranışı ve dış güçlerin yaptıklarıdır. Josie Landroff Kural Dışı İnsanlar kitabında böyle kişilere duygusal olarak körler der. Kurbanlar için de harika bir tanım bu. Her şey üst üste geliyor sendromu gösterenlere başka bir örnek de Tom. Birçok kurban gibi o da fazlasıyla yaratıcı ve yetenekli. Ama yetenekleriyle ilgili bir şeyler yapmak için hayatını bir türlü düzene koymamış biri. Şarkı söyleyen, güzel müzik besteleyen ve eline aldığı her enstrümanı çalabilen Tom aynı zamanda müziğin teknik kısmından da anlıyor. Tom ailesi tarafından kurban rolüne programlanmış ve ailesinin tahminlerinin sonuna kadar pardon Tom ailesi tarafından kurban rolüne programlanmış ve ailesinin tahminlerini sonuna kadar haklı çıkarmış. Annesinin babası tarafından fiziksel şiddet, aşağılama, ve küçük düşürmeyle kurban yerine konmasını izleyerek büyümüş. Sonrasında kendisi de babasının eleştirdikleri ve dayattıklarını dayattıklarının hedefi haline gelmiş. Babanın oğlun dövmesine getirdiği mazeret ise onun mükemmel olmasını istemesiymiş. Bu ailedeki herkes kendini kurban rolüyle özdeşleştiriyor. Baba çocukken kendi babası tarafından kurban pozisyonuna sokulmuş. Evlilikle birlikte 7 çocuk sahibi olduğundaysa hiçbir zaman geçinememeleri nedeniyle kurban pozisyonunu devam ettirmiş. Yani bir sürü çocuk yapmış, geçinememekten şikayet etmiş. Tom'un annesi Tom'u acıyıp üzüldüğü için çocukluğundan itibaren onu kurtarmaya başlamış. Doğduğunda ayağında ayağındaki bir sorun için ameliyat olması gerekmiş. Bir anne çocuğuna acıdığında ona da kendine de acımayı öğretmiş oluyor. Kocası çocuğunu dövmeye başladığında ona daha çok acımaya başlıyor. Böylelikle ailedeki kurban, kurtarıcı ve zorba oyunu çocuğa da öğretiliyor. Anne acıyarak oğluna bakıyor. Zavallı Tom, seni seviyorum derken Tom için sevgiyle acıma birbirine karışıyor. Şimdi kendi hayatınızda Suçlamanın ne kadar yer kapladığını ve onu hayatınızdan nasıl çıkarabileceğinizi daha iyi anlamak için biraz zaman ayırıp yan sayfadaki ankete doldurun. Şöyle bir bakıyorum. Bu anketi ben okumayayım. Videonun sonuna fotoğraf olarak atayım. Herkes kendi içinde yapsın. Ben kendimden şeyler görüyorum. Çevremden de görüyorum. Ama ne mutlu böyle bir kitaba denk geldim. Seviyorum kendimi görmeyi, çevremi görmeyi. Seviyorum gördüğüm şeylere çözüm bulabileceğimi biliyorum. Ben bilmeyi seviyorum aslında genel olarak. Meraklılık diyemeyiz buna. Yani meraklılık tabii ki ama öğrenmeyi seviyorum. Bu kitaptan da bittiğinde çok şey öğreneceğimi biliyorum. Umarım sizlere de faydası olur. Tek amacım her zaman söylediğim gibi bu. Bu arada video izlenme oranlarını falan biraz takip ediyorum tabii ki. Artış var. Teşekkür ederim desteğiniz için. Yorumlarınız içinde. Hala yorumlarda eleştiri almadım. Yorumlarda eleştiri istiyorum. Mutlaka beceremediğim bir şey vardır. Lütfen beni yönlendirin. Rica ediyorum. Yorum yapın. Ee, olanları da olmayanları da herkes kendi görüşlerini söylesin istiyorum birlikte bir şey yaptığımızı isteyeceğim yorumlaşırsak çünkü e, sadece kendim için bir şey yapmıyorum kendim için başlamıştım ama birlik olmayı da seviyorum öğrenmeyi sevdiğim kadar o zaman birlikte güzel günlere diyelim videoyu bitirelim teşekkür ederim tekrar izlediğiniz için iyi akşamlar.